İki çocuğumuz var. 2008 ve 2014 doğumlu. 2017'de fiili, fiili olarak eşimle aslında evleri e, ayırdık. O, o tarihten sonra da bir daha eşimle hiç görüşmedim, dediniz. Evet, görüşmedim. 2017. Bir daha evinize yani Sakarya'ya geri dönmediniz mi? Efendim? ...2017 yılında kızdınız çıktınız evden... Evet, ...sinirlendiniz... ...kafanız evet, attı... Evet, tabii. ...ne bileyim sakinleştikten bir bir hafta sonra... ...üç gün sonra, beş gün sonra, bir ay sonra... ...hiç fark etmez... ...geri dönüp ya Selma ya da Gülen... ...bir gel bir konuşalım dediniz mi? Çok uğraştım... ...beni arama, beni rahatsız etme... ...dedi, iyi tamam... ...bir buçuk sene onu bekledim... ...bir buçuk sene Esra Hanım... ...bir buçuk sene sonra... Mahkeme açtım çünkü bunu aldım de kullanmak istemiyorum. Oraya oldum. gelmeden Akrabalarda... yani bir buçuk yıl boyunca ha. Ha. aslında eşiniz Selma mı diyorsunuz Gülen mi? Onun kimlikte ismi Gülen olarak yazıyor ama... Herkes ne dert çevresi? Selma olarak diyorlar. Selma. Ha. Selma Sel Hanım bir... haberim oldu yani. Ee, ha. Çok büyük bir sahtekarlık. Netelik bir dolandırıcılık. <laughs> Yok ben şey evlenirken gülen de sonra baktım evlilik. Selma diyorlar böyle Öyle koyarlar sonra ismi değiştiler önemli <laughs> değil. Yok soy ismi isim olarak yani. Ha. <laughs> Selma Hanım bir buçuk yıl boyunca sizinle tüm iletişimi kesti. Evet. Yani evet. siz o gün evden çıktıktan sonra bir daha sizin e, sizinle görüşmek ve konuşmak istemedi. Evet. Siz bu iletişimi kurabilmek için şartları zorladınız mı? Ne gibi? Ne bileyim, ha, şey, e, şey apartmana not bırakma, yakın akrabaya mesaj gönderme. Yok bunu yapmadım. Bir buçuk sene kadar onu bekledim dedim. Her ailede olur böyle şeyler dedim. Hı -hı. Yani tatı üzeri falan filan. Araçı yolladım. Hı -hı. Akrabalar şunu bunu. Hı -hı. Kabul etmedi. Hiçbir şekilde? Ka hiçbir şekilde kabul etmedi. Pas, Ama önemli bir yerde not hı. bırakmışsınız. Ya, o şey o, Esra bir buçuk sene geçti. Hı hı. Ben artık bunu aldım Dedim neden ses soluk çıkmıyor? İki hı hı. tane çocuk var ortada. Hı hı. Dedim bu işin sonu ne olacak? Hı hı. Aracı koyuyorum. Bir olumlu cevap gelmiyor. Olmuyor. Hastayım. Mezarlığa Olmuyor. bir not bırakmışsınız. Ha, ondan sonra şey... Kimin mezarlığına? Esran bu babasının mezarı. Onun babası da yine aradan zaman geçti. Ben geldim. Altı ay sonra babası... Ben iyi bıraktıydım onu orada. Ne oldu bilmiyorum. Vefat etmiş kayınpederimiz. Benimle kaynaklanan bir de kendi alandaki sorun herhalde vefat etmiş. A şey yani çok da aramız iyiydi Allah Şimdi rahmet eylesin. Şimdi eşinizle etsin. eşinizin akrabalarıyla yakınlarıyla iletişim kuramıyorsanız iletişim kurmak için şartları zorlarsınız. Şartlar Ergün var. Bey de şartları zorlamış. Eşinin babasının mezarına gidip not bırakmış. Başka çarem kalmadı çünkü. Ne yazdınız notta? Şimdi he, bütün şeylerim ki, şeyler orada üstte arka tarafa ne olacak? Olan biten, yaşanmış, pişmanlık, O notu pişmanlık, keşkeler. mi yazdınız yoksa hem, mezarlığa ziyarete gelir diye karınıza mı yazdınız? Çünkü onun ben hep babasını ziyarete gittiğini biliyordum. Çünkü biz evliyken de giderdik. Her neyse gelir yani. Çünkü başka hiçbir çarem yoktu. Onu oraya bırakayım, babasını bir ziyaret ettim. Güller, çiçekler ektim, su döktüm. Fatiha okudum, her neyse Allah ne, yapabileceği etsin. şeyleri yaptım. Onun da bundan haberi var. Ve bir kağıda not yazdınız. He. Ne yazdınız Yok mahkeme oldu. kağıtlarını yazdım yani. O, mahkeme kağıtları arkasına da yani pişmanım. Seni seviyorum Selma'm geri dön mü? Yapma, kıyma, acıma acı bize? Yok, şey, Bizi anladım. ayırma yok, mı yok, yazdın? Yok, Siz? yok bunlar değil yani. Her ailede olur böyle şeyler. Yani keşkeler, pişmanlık anlamında şeyler. Toparlanan çoluk var, çocuk var yani. Çünkü sonuçta... 13 sene bu dile kolay Hayatım değil nota ne yazdın? İnsan mezarlığa not Hayır, bırakıyorsa, yani şey, o da karısının bulacağını biliyorsa ve okuyacağını biliyorsa oraya öyle etkili bir cümle yazmalı ki. Şimdi, çok önemli bir yere gidiyorsun mezarlığa. Kağıt uçabilir ama ne yapıyorsun sen? Uçmasın diye e, şeyi koyuyorsun oraya. Kağıdı koyuyorsun, üzerine taş da koyuyorsun. Not da ne yazıyor? Yok taşa koymadım. Babasının mezar tahtasına poşetle öyle bıraktım. Tamam. Ziyareti mi yaptım? Ne yazdın notta? Ha. Hatırlıyor musun? Biraz iyi, biraz kötü. Çünkü bir arada olmayan bir çift i̇yi ne yazdınız? insan yani. Genelde iyi de vardır orada, kötü i̇yi de vardır. Yazdınız. Hatırlamıyorum yani. Hatırlamış. Bayağı bir zaman geçti. Niyet kötü de barışma. ne yazdınız? Niyet barışmak mı eşinize? Ulaşamıyorsunuz ya şimdi He, insan tabii, ulaşamayınca. Tabii tabii tabi, Hülya Hanım tabii. Gülen tabi, Hanım'la barışmayı tabi, istiyorsunuz. barışalım deyin yani fazla Kötü bir zaman ne zaman sürecine uğramadan. Orada Esra Hanım iyi de yazıyordur, kötü de yazıyordur. Ben hatırlayamıyorum çünkü. Ben söyleyeyim mi? Söyleyin tam sıkıntı yastığını. yok. Söyleyin sıkıntı yok. Hatırlatayım mı? Söyleyin sıkıntı yok. Ya insan karısına ulaşmak için tam mezarlı akıl edip oraya mektup koyup karısının okuyacağını düşündüğünde nota şöyle bir cümle yazar mı ya? Benden bir TL alamazsınız alacağınız para kefen parası olur. <laughs> ya bak en son söylenecek cümle o satırlara o kalemden dökülmüş parçalayıcı insanın öfkesini sinirini benden bir TL alamazsınız. Sizden kim bir TL alacak? başını getirdin gerisini getir bari. Valla beni en etkileyen Hı. bu oldu. Olsun ne var ki onda yani. Ben fabrikatör Fehmi Bey'in oğlu değilim ki. Benim kalıbım cürümüm zaten kendi biliyor. 12 yıl ben baktım artık ailem baksın. Hı. Öyle mi demişim? Ben evet. demiş miyim yazmış mıyım? Doğrudur, Yazmışsınız. Doğru hiçbir şey diyemiyorum. Doğru hiçbir şey diyemiyorum. Çünkü bakın hastalığım var benim. %60 kabuklu sedef hastasıyım. Buna Geçmiş neticade ne Sara başladı. Çok yani açık konuşmak için, o vaktinizi almak için, çok sağlam psikolojim bozuldu. 6 yıldır beni bu hale getiren kişi 6 sene sonra yani ne olacak ne biçecek. Çünkü Allah'ın takdiriyle yuva kurdu, bir takım şeyler oldu. Toparan beni iyi ama iyi ama iyi ama sakin kafayla şeyler yazmış olabilirim. Çok Peki, zaman geçti Bu arada biz eşini Selma Hanım'ın kapısını çaldık. Tamam. Sizinle bir kelime bile konuşmak istemiyor. Öyle mi? Her, evet, daha, sizinle evet. asla iletişim kurmak istemiyor. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ee, bu arada o gün Hı? Hı? 2017 yılında elden ayrıldıktan sonra kendi ailenizle iletişiminize devam ettiniz mi? Kendi ailemle. Kardeşlerinizle? Ha, yok şey Esra'm çünkü benim ailemde annemle babam da ayrı yaşayıp ayrı yeni öldüler. Hı, hı. Çünkü... Kardeşlerinizle görüşüyor musunuz? Görüşüyorum tabii. Görüşüm sıkıntı. En samimi olduğunuz Çünkü Çünkü annem yatalak hastaydı kız kardeşim baktı onu. E, 2020 Temmuz'da rahmetli oldu. 8 ay sonra da babam vefat etti. Başınız sağ olsun. 82 yaşında. Onda ben baktım 5 küsür sene. Çünkü aynı yani. Yani burada seyirci hepiniz burada. Kardeşiniz Erol'la görüşür müsünüz? Efendim? Kardeşinizle görüşür musunuz? Kim o? Ha, Erol? Yok görüşmüyorum abla. Yok görüşmüyorum. Görüşmüyorum. Hı? ...görüşmüyoruz. Erol Bey telefon attığında... Ha, ...olsun olabilir. ...sizinle konuşmak istiyor. mi konuşacak mı? <laughs> evet. evet Konuşsun. Kaç yıldır görüşmüyorsunuz Erol Bey'le? Bazen denk geliyoruz aynı mekanda... ...duruyoruz ama evlerimiz ayrı. Siz yani... İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Sakarya'da mı? 12 sene Gebze'de kaldım. Şu anda nerede yaşıyorsunuz? Hendek, -Sakarya ha? Hendek Sakarya'da. Hendek Sakarya'da, Hendek -Sakarya'da evet. yaşıyorsunuz. Peki Erol Bey merhaba. İyi akşamlar ablam. İyi akşamlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz Esra Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Yani soyadım adı sizin. İsmim Erol benim. Ne anlamadım? İsmim Erol. Soyadını aynı Evet, o çok güzel bir isminiz var. Ablam, sen de sağ Allah sana sağlık versin. Abim çok şey orada yalan konuşuyor. Sağ olun. Abiniz yalancı mı? Evet, çok şey yalan konuşuyor orada. Neleri yalan konuşuyor? Abla, çoğu yalan Yalınlarla o çıkmış, çoğu yalan yani. Yengenin tarafında çok yalanlık konuşuyor. O taraf da yalan konuşuyor. Ee, peki yengenizi mağdur eden kişi abiniz mi? Şu şekil oldu. Biz ona destek verdik, evlendirdik. O yuvasını yıktı. Yengem onu çok yedi. O taraf çok yedi onu. Ne yaptı? Biz ona destek verdik. Abime evlendirdik. Ben para verdim. Annem para verdi. Evlendirdik. Yengem onu yedi. ki tekmeye vurduk mu anladın mı? Hmm. Evden kovdu. Annem onun için öldü. Ben annemin iki sene yatakta baktım kendi evimde. Kimse dese çıkmadı bana. Peki, hoparlörü kapatsan Erol da e, daha rahat duysam. Hani hoparlörü ne böyle telefondan konuşsan. Diyor ki benim anneme diyor o bakmadı. Yalan söylüyor. Biz baktık diyor. Yok ben zaten kız kardeşim baktı. Ben baktım demedim ki. Dedin ya biraz önce 5 yıldan Yok yıl babama ben baktım. baktım ben babama. Ha, babama baktım. konuyu saptırmayın. Erol. Mıyım? Konuyu saptır e, mı? Ben babama Abine baktım. Abini nasıl anlatırsın? Abim çok çalışan bir aynı bizi geridir Abim şey yaptı, evini yaptı, her şeyini yaptı. Onun her şeyini aldılar. Hayvanların tatlından, ona süt parası veren altın yaptık. Abimin hep yediler o taraf. O kadın mı yedi abini? Evet, abimin evine hırsız yenge Yengem çaldı, beni şeye götür maskeye götürdü altınlarımızı. Altınlarınızı çalmış yenge. Eşim mi? Bilmiyorum. Enteresan bir durum. Ben şimdi görüşmediğim insan hakkında da ne yorum yapayım Erol Bey siz abinizden yana mısınız, yengenizden yana mı? Hiçbirine tutmuyorum. Hiçbirine tutmuyorum yani. Ben doğruna söylüyorum. Ben doğrunun arkasındayım diyorsunuz. Abinizle niye küssünüz peki? Ya bu iki kelimeyi bir araya getiremez... <laughs> Yapmayın Allah aşkına. la. <laughs> Böyle la bir zaman. şey olamaz. Zaten görüşmüyoruz biz ya. Çok tehlikeli. Mesela onunla aynı masada oturduğun ya kalktığın dakikada arkandan konuşur. Gibi duruyor bilemiyorum. Sizin niyetiniz barışmak mı eşinizle? Ben o gün katıldığınızı anlayamadım. Eşiniz Güler Hanım'a barış çağrısını mı gönderiyorsunuz? Gel boşalım, barışalım, e, boşanalım mı diyorsunuz? Hülya Hanım bittim, yoruldum. Ben boşanmak istiyorum. Biz... Bugünden bahsedelim. Yarın hiç konuşmayalım. Çok bittim. Bak içeride uyuyordum kaldırdılar. Anladın mı? Bittim mahvoldum yani. Artık çok bu yuvayı toparlamak için çok savaş mücadele verdim. Artık bittim. Artık ben boşarmak istiyorum. Başka da bir şey demiyorum. Beni Allah rızası için beni boşayın. Çünkü hastalığım, sağlığım, psikolojim bozuldu. Dert ortağınız kim? Benim. Babam vardı. Rahmetli oldu. Bu Erol kardeşim bir bayram gelip de babasının elini öpmeymiş kişi. Bak iki birader 88'li ne evlenmiş ne işleri ne bir sigortaları var. Beni ilgilendirmiyor şu an Erol'un hayatı. İlgilendirmiyor da yani. Hayır bir, dert ortağınız kim? mesela rahmetli babanızın mezarına gidip dua eder misiniz konuşur Tabii musunuz? Tabii canım gitmez olur mu Hep isterim. konuşursunuz Giderim yani. Giderim şimdi bunlar yasakladılar ben gitmiyorum. Yasak Bıraktım. mı? Mezara da mı yasak? E, he geldi? babam mezarına çünkü Vakti zaman beklemeden mezarı toparlamışlar, vasiyet etmiş, abim mori girmesin dediler. Ben de gitmiyorum şimdilik. Kimseniz yok yani bu dünyada. Yok. Peki, anne gitti, baba e, gitti. Selma Hanım ne der, ne düşünür bilemiyorum. Ee, hmm. O da aslında şey, 2017 anı... yılından beri tek başına çocuklarına bakan, bir tarafta yalnız ve ma e, mağdur da bir kadın. E, konuşmak isterse e, söz hakkı, cevap hakkını kullanabilir. Aradan, Teşekkür evet, ederim. Aradan 6 sene geçmiş. Ne diyebilirim ben? Hiçbir şey ç demeyin. Karşıma çıksın bana bir şey söylesin ne olacak mı? Bak bakayım ne kadar uysalım çünkü herkes toprak altına gidecek. Pastasalım iki çocuk var ortada bizden hayat zaten geldi geçti ama onlar sebi çeşi bak dün, dün akşam o çocuk biz ben çıkacaktım program çıktı çok üzüldüm. O küçük çocuğun suçu ne? Neden sınır. dünyaya biz getiriyoruz? Çünkü efendim bir dakika. Sen çünkü sen? anne babanın büyüklerin yapmış olduğu hatalar, hatalar çocuklara kesiliyor faturası. soru nedir hemen hızlıca? Efendim abla. Rıfım çalışıyor, ha. E, parmağınızdaki yüzük dikkatimi çekti. Benim mi? Alyansınız dikkatimi çekti. Şöyle çe gösterin. Aa evet, alyans var. Gösterin böyle. Olabilir, olabilir çünkü... Karınızla ha. evliliğinizin yüzüğü mü? Eşim ben yokken, onu söz nişan bir aradaydı. Bozdurmuş. E, şimdi bir kere döndüm, geldim. Beyefendiciğim, bu evlilik yüzüğünüz mü? Benim mi? Şimdi o benim özel hayatım. Açıklama yapmak zorunda değilim. Ya. Anladın mı? Herkesin baktığı, çıktığı olabilir. <laughs> Anladın mı? Çıktı. O benim mevzum. Kimse ilgilendirmez. Kimse özel hâlde. Ama yüzük takmasınız. Yüzük bir simgedir ya. Olabilir, olabilir. Ben başta da söyledim. Bu dünyada her canlı kendine yaşar. Taşın kalbi konuda yosun sarar. Anladınız Çünkü beni seven kolumda olur. Yolda olmaz. Altı sene geçmiş. Olur. Her bak seyirciler de bu. Altı sene ses soluk yok, görüşme yok. Bir ölüden farksız. Ben altı yıldır bir dram hayatı yaşıyorum. Bir ölüden farksızım. Bir ölüyorum, bin yaşıyorum. Bak sesini duymadığım insan, yüzünü görmediğim insan. Bak abdest aldım, namaz kıldım, Nisa suresi koydum kızıma. Niçin? Ne kadar Müslüman abin oldun? Kur'an'da kadın demek. Oğlum oldu Furkan koydum. Eri doyuruyor, ayda da bilen yok. Oğlumu ben çekyatta bıraktığımda küçüş Şimdi yani isimleri var, cismi yok. Bak ne kadar artık Ama duruldu. Ama kızınızın oğlunuzu hiç kafanı ödememişsiniz. Ay, alakası yok. ödememişsiniz. Güzel Yüzükle isimler alakası. koymuşsunuz. Efendim Hülya Hanım. 6 yıldır hiç nafaka ödememişsiniz. Efendim? Nafaka hiç nafaka, ödememişsiniz. ödememişsiniz. E çıksaydı karşıma konuşalım böyle şey, eşime Onun der. Onun çıkmasına böyle, gerek Ama Hülya Hanım bir şey söyleyeceğim. Ay. Ben bunları fabrikada çalışırken 5 yıl çalışmışlığım var. Bütün her şeyin bu tartışmalar oldu kaldı. Ben patronu aradım. Eşine verdim her gün parayı. Benden bir çay parası alacak para yok diyor. Doymamış mı ona fakat de bana para istiyor. Soru kısa cevap basit. Sorun bakalım eşime. Ne yapmış onu? Yani, Ve talibiyi aradım. Senin görevin Ergül, bu. senin Görevliğin paranı ben. Olduğun gibi eşine versin. verdim. Bir dakika esrarım. Nasıl veriyorsun? Sen benimle görüşmedin. Ben imza vermeyeceğim. Sıkıntı yok. Ver. Ben... O da benim karım çocuklarım. Hiç önemli değil. Ama benim arkamda niye makul iş çeviriyorsun? Valla eli öpülecek Hı? bir kadın. 2017'den beri tek başına Biz neyiz? çocuklarına. Biz Ayağı öpülecek adam mıyız? E, ee, bakan Ay yetiştiren bir kadın. Evet. Şimdi siz kendinize bakıyorsunuz. O kadın Hı. hem kendi tamam, tamam. iki çocuğa şey bakıyor. Şimdi. O yüzden sizi aynı teraziye Hı. koyamıyorum. Şimdilik uğurluyorum Hı. sizi. Tamam. Buyurun lütfen. Esra bir şey yapın ulaşabilir. Görüşün konuşun. Ben iki kelime söylemek istiyorum. Olan olmuş. Biten bitmiş. Ben boşanmak istiyorum. Bir de yüzüğü de takmışsınız artık zaten. O benim zaten, zaten kimseye ilgilendirmez. Hayır. ilgilendirmez. Kimseyi ilgilendirmez. Ha Selma Hanım'ı ilgilendirir. O zaman zamana sahip çıkacaktı. Bu benim eşim, iki çocuğun babası sahip çıkacaktı. Ben öldüğüne değin. Karınız size sahip çıkmadı mı? Çıkmadı. Çıkmadı. Ben burada da söyledim. Şimdi size biri mi sahip çıkıyor? Efendim. Size biri mi yok. sahip çıkıyor? İsteyip hayatında biri olan falan falansa, bari, Hayatta kimse yok benim. Peki. Benim buyurun Allah'tan lütfen. başka kimsem yok, şimdilik. Peki. Ama teşekkür yarın ederim. ne olur, onu bilemem. Ben boşanmak istiyorum. Ölüsünü, dirisini, canlısını ben burada görmek istiyorum. İnşallah. Haç. ona göre bak biz, bizden Mestri hayat geçti. Çocuklarımız ediyorum. Çocuklarımız için bir karar var ama çıkmıyorsa ben başarmak istiyorum. Peki buyurun lütfen.